önde olacağını düşünüyoruz. Aranızda bankacı var mı bilmiyorum ama varsa ona çok demode gelecektir. Üçüncü dünya para biriminin geleceği düşünülüyor. Yani bir euro, bir dolar dışında büyük bir ihtimalle Asya kökenli ülkelerin birine veya birkaçına ait bir para biriminin dünya ticaretine hakim olabileceği düşünülüyor. Yani bu demektir ki doların devre dışı kalacağı. Bu da çok ciddi bir öngörü ve açıkçası bence Amerikan hükümetinin ciddiye alması gereken bir öngörü. Evet, mutluluk hepimizin objektifi. Hepimiz mutlu olmak için yaşıyoruz. Bunu hak edenler biri de yaşlılar. Önümüzdeki 10 yılda yaşlıların beklentilerinin bugünden biraz daha farklı olacağı düşünülüyor. Bir kere yaşlıların daha varlıklı olacağı için diğer toplumdaki diğer kesimlere göre önümüzdeki 10 yılda daha sağlıklı yaşamak için para harcayacağı düşünülüyor, efor sarf edeceği düşünülüyor. Ama bu sadece para ve sağlık değil, aynı zamanda yaşlıların sosyal hayatta, profesyonel hayatta daha da etkin, daha da katılımcı olacağı düşünülüyor. Ve bunun için ülkelerin, şirketlerin, kuruluşların bugünden geleceği görüp önlem almaları, bunu iş planlarına koymaları tavsiye ediliyor. Demin arada bir arkadaşımızla konuşuyordum. Kokteyl kimlikleri anlattım ona. Bir de size anlatayım. Daha bugünden bir örnek vererek, Suudi Arabistan'daki 14 yaşındaki bir kız çocuğunun 25 tane Facebook profili olduğunu görüyoruz bugün. Yani bu neden oluyor? Tabii bunu anlamak lazım. Yani farklı toplumdaki alanlara farklı bir şekilde yaklaşmak, seslenmek için. Önümüzdeki 10 yılın konuşulacak konularından birisi de kokteyl kimlikleri olacak. Yani bir kişinin birden fazla kimlikle toplumda yer alması, tabii özellikle bu sanal alem bunu güçlendiriyor. Canlı deneyimler, bunun tercümesini çok beğenmedim ama yine de bir şey bulamadım. Live experiences'tan geçiyor. Bu çok sanal yaşıyoruz ama bu sanallık da bir yere kadar deneyecek, bir yere kadar diyecek diyor uzmanlar. Ve önümüzdeki 10 yılda bu live experience dediğimiz canlı eventler, yani büyük konserler, büyük törenler, insanların bir araya geleceği, bir şeyler paylaşacağı büyük törenlerin çok önem kazanacağı düşünülüyor. Bu da tabii özellikle kültür sanat sektörü için çok önemli bir trend belirleyici. Şimdi Alpan Bey buradayken çok şey yapamam ama ukalalık yapamam ama bu yine fazla mı bastık? Evet. Elektrik enerjisi ve özellikle elektrikli arabalar, yani bu binlerce kişiyle yapılan görüşmeler, konuşmalar, elektrik enerjisinin 2020 yılında bizim hayatımızda önemli bir yer kaplayacağı düşünülüyor. Ama bunu düşünürken de çok abartılmıyor. Yani bazı düşünceler, işte 10 yıl içinde benzinin ortadan kalkacağı, mazotun ortadan kalkacağı, sadece elektrikli arabaların olacağı. Bizim yaptığımız bu analizde her 3 arabadan birinin elektrikli olacağı. Ve enteresan, belki tahmin etmeyeceksiniz ama bu işin Fransa ve Almanya'dan gelişmeye başlayacağı tahmin ediliyor. Bir konu da akıllı otoyollar. Yani yol dersini bildiğimiz yol, otoban nasıl akıllı olur? Eğer otoyollar orada hareket eden kişilerle bir şekilde iletişim sağlarsa, ki bu veri iletişim ve mobil geniş banttan geçiyor. Tabii ki çok farklı sonuçlar ortaya çıkarabilir. Yani otomobilin bir hot point haline gelmesi ve sizin seyahat halindeyken etrafınızla ilgili bilgi almanız, etrafınızın sizle ilgili bilgi alması ve size yönelik, sizin profilinize yönelik bilgiler geliştirilmesi. İnsanların izlenmesi, yani bu şimdiden gündemde ama mobil teknolojilerin de gündeme gelmesiyle daha çok izleneceğiz. İzlenmeyi tercih edeceğiz. Sadece bizler değil, evimizdeki beyaz eşyadan tutun, beslediğimiz köpeğe kadar hepsinin izleyebileceğimiz, izlenebilecek bir ortam
olması bekleniyor. Yerellik, locality dediğimiz akıllı bina lafını duyan oldu mu aranızda bilmiyorum ama yavaş yavaş gündemimize geliyor. Aslında akıllı bina bir şekilde kendi enerjisini optimize eden binalar ve özellikle karbon salınımının bu kadar önem kazandığı bir ortamda akıllı binaların zorunluluğu önümüzdeki 10 yılda gerçekten damgasını vuracak ve temalarında sürdürülebilirliği hedefleyen şirketler akıllı binaları kullanmak zorunda kalacak. Kentler, yoğun kentler, önümüzdeki 10 sene içinde kentsel büyümenin %95'inin gelişmekte olan pazarlar olacağı söyleniyor. Emerging markets dediğimiz. Dolayısıyla büyüme gelişmiş ülkeler ve gelişmiş pazarlardan ziyade gelişmekte olan pazarlara doğru bir eksen kayması yaşayacak. Ve tabii atıklar, çevre bir şekilde atıkların değerlendirilmesi, atıkların bir kaynak olarak görülmesi önümüzdeki 10 yıldaki konularımızdan bir tanesi olacak. Güvenlik bugün de gündemimizde, 10 yıl sonra da gündemimizde olacak tahminlere göre. Bunu atın bence ya. Evet. Babadan kalma yöntemi kullanalım. Evet. Evet. Su arıtma ifadesini hepimiz biliyoruz. Bu takıldı. Bunu pilini çıkartalım. Evet, su arıtımı konseptini hepimiz duymuşuzdur. Ama bu tuzsuzlaştırma, yani başka bir deyişle deniz suyundan tatlı su elde etme konusu gündemde olacak. Yani suyun bir kısıtlı kaynak olması ve arz talep arasındaki dengesizliğin giderek artmasından dolayı suya yönelik teknolojilerin, suya yönelik optimizasyonların artacağı düşünüyor ve 2020'de dünya nüfusunun daha fazla etkileneceği düşünülüyor. Google kimliği sanal sahicilik olarak çevirmişler. Tabii bu bugünden konuşulan bir konu ama tek bir kimlikle çok fazla sanal alemde çok fazla işlem yapabileceğimiz, çok fazla etkin olabileceğimiz bir gelecek bekliyor bize. Son söyleyeceğim de daha fazla sizi sıkmadan güneş enerjisi, hayaller var güneş enerjisiyle ilgili. Ben en uçuğunu söyleyeyim size de bu cuma akşamı biraz aklınızda kalır belki. Güneşli ülkelerden güneşsiz ülkelere güneş enerjisi transferi. Bu bugün mümkün değil arkadaşlar çünkü enerji transferinde aynı zamanda mesafeyle orantılı olarak kayıp yaşanıyor. Ama bu hayal etmemize engel değil. Ben konuşmamı bu hayallerin gerçek olabileceğini düşünerek bütün bu anlattıklarımı Royal College of Art öğrencilerinin hazırladığı bir video filmiyle sonlandırmak istiyorum. İnşallah bu söylediklerimden aklınızda birkaç tane şey kalır. Çok fazla bir şey kalmasına gerek yok. Çünkü zaten gelecekte bunları konuşacağız. Çok teşekkür ederim. Hasan Bey, çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederiz. Videoyu hemen oynatıyorum şu anda.